Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yalnız birazcık hüzünlü bir giriş yapacağım. Oğlum Diablo Immortal Türkçe olmuş lan, neden kimse haber vermiyor? Yani ben mi size haber vereceğim illa? Neyse, bugün Diablo Immortal oynayacağız dostlar. Yani Türkçe dil seçeneğine kavuşan bir Diablo Immortal nasıl olmuş, buna bakacağız. Aranızda Diablo Immortal oynamayı düşünenler ve tekrardan başlamak isteyenler varsa Google Play Store puanları falan baya tavan yapmış ve pay to win durumunu dengelemiş diyorlar. Ben de onların yalancısı. Oynayacağız, göreceğiz, bakacağız. Hala o premium hissiyatı veriyor mu? Göreceğiz. Bilmeyenler için bu oyun cross platform dostlar. Yani hem mobil cihazlarda, özellikle tabletten oynarsanız çok daha iyi oluyor. Hem de bilgisayardan oynayabiliyorsunuz. Battle.net'in kendi launcher'ını indirerek oynamanız mümkün. Ama bilginiz olsun, bilgisayar sürümü birazcık ağır. 40 GB'ın üstünde. Yani emülatör ile oynarsanız belki daha çok sevebilirsiniz. Hadi gelin oyunu oynamaya geçelim. The Butcher sunucusunda oynayacağız dostlar. Siz de oynamak isterseniz, bir ekibiniz yoksa mutlaka Discord sunucumuza katılın. Çünkü benim kardeşim önderliğinde orada bir Diablo Immortal topluluğu oluşturuyoruz. Belki siz de oynayacak arkadaşlar arıyor olabilirsiniz. Discord linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Gelin en baştan bir karakter yaratalım. Ben Kutsal Şövalye'yi denedim ama çok haz alamadım dostlar. Yani Barbar birazcık daha saldırı hasarı iyi gibime geliyor. O yüzden Barbar'la oynayacağım. Sınıfları ama hemen hızlıca bir göz atalım. Barbar yakın dövüş ve fiziksel hasar veriyor. Büyücü menzilli ve sihirli hasar veriyor. İblis avcısı menzilli ve fiziksel hasar veriyor. Keşiş yakın dövüş ve fiziksel hasar veriyormuş. Zor galiba bunu oynaması, öyle duydum. Kutsal Şövalye bu birazcık tank, yakın dövüş hibrit. Hani saldırısı da var ama daha çok bence savunma gibi. Ölüm büyücüsü yani meşhur necromancer. Çağırma ve sihirli. Necromancer'i seven çok fazla kişi var ama ben bugün Barbar'la oyunu oynayacağım. Zaten ilk çıktığında da Barbar'la oyunu deneyimlemiştim. Ön ayar yüzler varmış. Barbar'a şöyle Viking tarzı bir şey çok gider dostlar. Özelleştirebilirsiniz isterseniz. Cilt rengini birazcık koyulaştıracağım. Saçı uzun yapabilir miyiz ki? Şöyle uzun bir saç olsa nasıl olur? Çok daha tatlı olur ha. Şöyle yandan hafif bakınca Elrain'e benzemedi mi? Yani azıcık benziyor gibi. Burada rengine mi bakıyoruz? Yok, rengi... evet, bu koyu renk güzel. Özel renk de ayarlayabilirsiniz. Parlaklığını, uzunluğunu, opaklığını, her şeyini ayarlamanız mümkün dostlar. Ben buna bu kadar takılmıyorum. Sakal detayını, bıyık detayını zaten sevdim. Kaş göz ayarlanıyor. Boyutları, derinliği falan fişman. Biz bunları geçelim. Bir dövme detayı ekleyebilirsek çok güzel olur. Şöyle bir şey, evet. Şu basit ama güzel. Kaş gayet iyi bakıyor zaten. Gözümüz kırmızı olsun abi. Çok tatlı durdu. Bu kadar. Hadi girelim. Serdar Torlak 35. İşte burası. Wartam'ın iskelesi. Bütün köy cehenneme döndü. Seni başka bir yere götürmemi istiyor. Musun falan filan kaçırdım. Evet o benim. Yine kaçırdım. Neyse buraları kaçırdık. Oyunun ana hikayesini Türkçe olarak takip edebilmeniz bence mükemmel bir şey. Abicim hadi bakalım. Oyunun grafik ayarlarını hemen size göstereyim. Ben 60 FPS oynuyorum şu an. Dikey senkronizasyon kapalı, görüntü netleştirme açık ve her şey, geriye kalan her şey çok yüksek dostlar. Yani siz şu an oyunu en yüksek grafiklerde görüyorsunuz. WASD kontrolleri var ama savaşmak için mouse'u kullanacağız. Yetenekleri kullanmak için de 1'i, 2'yi, 3'ü falan pişman. Bak şimdi şunu nasıl sokalım. Hop. Oğlum ben barbarım lan. Ben barbarım, öyle direkt karşıma nasıl gelebilirsin? Tıklayarak kontrol etmesi daha kolay. Ve benden size tavsiye, telefondan oynayabiliyorsanız bence oynaması çok daha güzel. Hemen şunu da seri seri parçaladık. Vuruş hissiyatı mükemmel. Bu arada Diablo Immortal'a bakmak nereden aklıma geldi bir de biliyor musunuz? Diablo 4 beta sürecine girdi ya. Gerçekten çok hoşuma gitti ya. Yani çok pahalı olmasa kesin oynarım. Şöyle hop, pat. Yeteneğimiz de çok seri bir şekilde kullanılabiliyor. İster tıklayarak, ister WASD ile. Oğlum sen bıraksana lan köylüleri. Yeni bir skillimiz geldi. Şuraya şöyle pat. Lap. Lap. Hissiyat çok güzel yani. Vurduğunuzu net bir şekilde hissediyorsunuz dostlar. Şunları mı öldüreceğiz? Hemen seri bir şekilde abi. Seri. Kankam seri bir önümden çekilin. Siz benim için kolay lokmasınız. Barbar oynaması çok zevkli ya. Pataküte bir karakter ya böyle. Her şeyini hissedebiliyorsunuz ya. Mükemmel bir şey. Ulan şu oyunları bir de yayınlarda oynayabilsek var ya çok tatlı olur.
Gameplay videosu çekmek çok zevkli bu arada dostlar. Hani liste videosu bekleyenler var biliyorum ama elimden geldiğince de atmaya çalışıyorum. Ama emin olun gameplay videosu çekerken çok eğleniyorum. Ve daha eğlence odaklı gameplay videoları da yapacağım. Şu boss gibi bir şey. Bir yabancı, ait olmadığı bir yere çekilmiş. Yine de çok geç kaldın. Wharton lanetlendi. Ben kimsin de Wharton'u lanetliyorsun oğlum? Bununla mı korkutacağım beni? Ben bunun var ya, içinden geçerim. Gel kanka şöyle. Böyle WASD. Parça parça. Bu bize vurmadan zaten bunu basit bir şekilde öldürürüz. Çünkü çok zor gibi durmuyor. Aa, kaç 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 kaç. Yine de hani basit diye yeteneğine oturmayalım. Bu arada Diablo Immortal kesinlikle basit bir oyun değil dostlar. Yani alışık olduğunuz o basit RPG'ler gibi karşınıza çok basit bosslar getirmiyor. Her anlamda zorlanıyorsunuz. Bir tane omuzluk çıkartmışız. Çok tatlı duruyoruz yalnız ha. Tüm oyun aleminin içinden geçecekmiş gibi bir havamız var. Muhafızlar bekleyin dostlar. Geliyorum. Hemen geliyorum. Yeteneğimiz açılmış şimdi. Yeteneğimizi bir verelim. Zincirli mızrak. Bu neydi? Düşmanları üzerimize çekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Hatırladığım gibi. Kardeş ne oldu? Sıkıntı yok. Koruruz. Problem değil. Mini haritamız varmış. Bunları tek tek kesmekle uğraşmayın. Birazcık el beceriniz varsa toplu keserseniz ölmeden çok daha güzel oluyor. Buraya kadar geldik. Buraya kadar geldik. Şunların şöyle arasından geçelim. İlk yeteneğimizi şöyle bir salalım şuraya. Sonra şunları şöyle hop üzerimize çekelim. Aa bak aklıma ne geldi. Aslında var ya. İlk birinci yeteneği daha sonra üçüncü o balyoz yeteneğini kullanırsanız daha efektif olabilir. Bu örümcekler bizi zehirliyor olabilir ha. Hop böyle gelin. Barbar oynaması çok zevkli ya. Benim gibi pataküte karakterlerden, hack and slash'ten hoşlanıyorsanız hepinize barbarı tavsiye ederim dostlar. Oynaması çok zevkli. Balta geldi bir tane dur. Benimkinden iyi olabilir. Tabii ki de benimkinden iyi. Donan. Bu yok. Aa burada bosscuk kalmış. Ha, yok boss da değil. Normal canavar. Kanka senin için uğraşamam. Kusura bakma. Tek başına kalmışsın. Demin arkadaşlarını döverken gelmeliydin. Gelin bakalım ömürcekler. Bir dash skill'i geliyor muydu ya böyle hoplamalı zıplamalı? Geliyor diye biliyorum ama ha ultimate'imiz de geldi. Barbar'ın ultimate'ini az çok tahmin ediyorsunuzdur dostlar. Deliriyor böyle deliriyor. Bak boss da geliyor. Boss da geliyor bas abi şuna. Pat pat pat. Tüm yetenekleri ilk bunun üzerine bir kusalım. Ultimate'imizi bastık ya. Kankam bunu dövemiyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Ben bunda çok tribe girmiştim lan bu beni çok basit dövüyor falan diye. Ama bu eğitim boss'u, öğretici boss gibi bir şey ya bak ha. Burada ara sahne giriyor. Kutsal şövalye ile bunu döveceğim de ne uğraşmıştım ben ya. Barbarla bak hemen ara sahneye soktuk bile. Evrim geçirdi dostlar yani. Bir aşama katletti. Bir aşama geçirdi. Pardon konuşamıyorum. Aksiyon esnasında konuşamıyorum. Boss'ları çekemiyor ya. Çekebilse güzel. Bunun ilk şu gölgelerini öldürürsek çok daha güzel olur. Çünkü sağlam hasar veriyorlar. İkisine de vurmuş oluruz. Oğlum gölgelerini salma lan kendin gel delikanlı. Oo vuramadık. Delikanlıysan kendin savaşacaksın. Gölgenle mölgenle uğraştırmayacaksın bizi. Gölgelerini çekebiliyor muyuz? Yok gölgelerini de çekemiyoruz. Şöyle salalım şuraya. Gel koçum. Ben çok zevk alıyorum şu an. Hani sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Kanka öldürebilecek miyiz seni? Öldüreceğiz tabii ki de. Ve öldüm bile. Neler verdin babam neler. Tamam bakarız abi ama öncesinde bir verdiklerini bir donanalım. Şunu da donanalım. 14 hasar, 14, 39 hasar. Biri 39 hasar abi. Baltamızın biri aşırı güçlü. Ne diyorsun tutsak köylü? Her şey senin içindi. Bak burada o kadar tutsak köylü için uğraştık. Boşuna dememiş atamız. Köylü milletin efendisidir. Biz de onun yolundan ilerliyoruz. Hadi bakalım sapa sağlamsın dostum. Geç kankam geç. Demirciyi kurtarmışız lan. Yarın bir gün var ya bizim tüm itemlarımızı yakar. O kadar kurtardık. Bir ton problem yaratır. Ana şehrimize geldik. Şu ilerlemeden sonra normal görevlere dönebiliriz dostlar. Hizmetler. Ha, bunları parçalayıp bize materyal veriyor. Biz de bunları item geliştirmede, craft'ta, mraft'ta falan kullanıyoruz. Burada baş düşmanımız geliyordu galiba. Skarn olması lazım. Geç abi geç. Orada Skarn geliyor işte. Bizim baş düşmanımız. Size göstermek isterdim ama ben defalarca kez gördüğüm için biraz sabırsızım bu konuda.
Tamamdır Descartes Kain kardeş. Bize gerçek görevler ver. Biz birilerini pataklamak istiyoruz. Haydi bakalım. Ortam muhafızı. Anlattım bir şeyler ama. Yine mi o büyücülerden lan? Kanka salın salın geldim tamam. Onları ben şöyle bir alayım şuraya. Sonra da şunu hop vurdum mu onlar zaten kalmadı. Bu arada şu an single bir oyunmuş gibi oynuyoruz dostlar ama Diablo Immortal özünde bir MMORPG. Hani onu size ben söyleyeyim. Yani arkadaşlarınızla PvP yapabiliyorsunuz. PvE Dungeon Raid ne varsa yapabiliyorsunuz. Benzeri oyunlara, benzeri MMORPG'lere benzeyen yönleri de var. Kendine has mekanikleri de var dostlar. Kursürlerini toplayalım. Toplu bir şekilde keseriz. Şimdi tek tek uğraşmayayım. Aldık böyle. Hop şunu kullandık. Pat. Sonra bir tane daha pat. Gördüğünüz gibi hepsini şekil şükül yapmayın oğlum. Şu ağaçla uğraşmayacağım. O zor kesiliyor. Bir saat şimdi onun başında. Oyalanmayalım. Ve bu oyunu bir ekiple oynarsanız çok daha kolay ilerlersiniz. Ve pay to win engeline bence çok daha az takılırsınız. Yani ben kesinlikle dümdüz free bir oyun olduğunu düşünmüyorum dostlar. Yani elbet sizden oyun bir yerde para yatırmanızı bekleyecek. Bunun için de belli başlı mikro ödemeler düzenleyecek. Oyunun ilk başında bu mikro ödemeler çok fazlaydı. Yalan yok. Yani gereksiz fazlaydı. İlk şunu öldürelim. Zehirliyorlar. Ama şimdi bu mikro ödemeleri biraz düzenlemişler. Yani daha az para yatırarak, daha az para yatırarak oynayabilirsiniz. Uzun vadede oynamadığım için net bir şey de söyleyemiyorum. Yani böyle söylediğim her şeyi de yani kesin olarak kabul etmeyin. Bot bastık. Gelin kankam, gelin. Gelin. Şöyle şurada şunları bir keselim. Oğlum uzakçılar çok fena vuruyor. Ölecektim lan az daha kalsa. Lord Scar. Bak şu mu Lord Scar? Sen misin oğlum? Geldik. Ayin başladı falan filan diyor ama bize sökmez kardeşim. Ben hepinizi öldüreceğim. Cam bir basayım. Bunlara da hiçbir şey işlemiyor ya. Scar sen ne boş beleş adamsın lan. Dünyayı ele geçireceğim diye uğraşacağına. Gelsene. Hepimize yeter bu dünya. Hadi seri seri keselim. Çok zorlamayacak bizi ama bundan sonraki gelen boss birazcık mekanik isteyen bir boss. Böyle obala. Zaten canı çok az kaldı. Barbarla birilerini öldürmesi çok kolay. PvP'de o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ama barbarın. Uzakçılar bence PvP'de birazcık avantajlı. Yani tabi uzakçının yanına sokulursan barbarla affetmezsin ama yanına geçene kadar birazcık zorlayabiliyorlar. Gel abi bak gel. Geliyor bizimki. Dur kankam bir dakika yeni bir yeteneğim gelmiş. O yeteneğimi hemen alayım dolan. Şu Burgaç her varıyorun olması gereken bir yeteneği. Şu gençler. Ah ona basın tutacaktım. Böyle döne 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 vuruyoruz. Ve bununla toplu bir şeyler kesmenin ne kadar güzel hissettirdiğini siz düşünün. Dur dur. Üzerimize bir şeyler düşürüyor. Ve ultimate'imiz geldi. Kankam artık seni kesmek daha kolay. Dönüyoruz dönüyoruz. Saplıyoruz. Dönüyoruz dönüyoruz saplıyoruz. Canı baya varmış ama biz indirdik yine. Dur kankam şu can kulesini alalım. Yok edici ifrismiş lan bu. İlk başta bir skan zannetmiştim. Yani ben hem tıklama kontrolleriyle hem de WASD ile oynuyorum dostlar. Hepsi bir arada karışık. Ortaya karışık mix. Gelin kankam gelin sıkıntı yok. Çevresindekileri böyle döne döne de öldürürüz. Şu yukarıdan sarkat. Şu yukarıdaki taşları tepeme indirmesin de. En sevmediğim yeteneği o çünkü yere düşürüyor. Kankam şöyle kuyruğuna kuyruğuna vurayım. Zayıf noktası falan da yok ha. Güzel bir boss deneyimi. Daha zorlarının olduğunun temennisini veririm dostlar ben size. Çok daha zorları var bu oyunda. Hani gerçekten bazı bosslar sizi kanser edecek. Emin olabilirsiniz. Tek başınıza kesmeyi bırakın. Ekip olarak kesmeniz bile çok zor. Çok sağlam itemlar düştü. Çok sağlam. Kılıç hasar 45 diyor. Hemen giyelim abi. Hasar 40 diyor. Hemen giyelim. 10 numara itemlar düştü abi. Bir elimize de kılıç bir elimize de gürbüz aldık.
tertemiz ilerliyoruz. Ve oyunun o ilk öğretici bölümünü geçtik dostlar. Şu an bakın şu bir gerçek oyuncu. Çevremizde de gerçek oyuncular olacaktır. Gördüğünüz gibi savaş bileti sistemi de var. Bunları toplayarak ekstra ödüller kazanabilirsiniz. Yani oyunun MMORPG kısmına geçiş yaptık gibi bir şey. Öyle düşünün siz. Mağaza açıldı. Hemen mağazaya girelim. Paketler varmış. Şu ücretsiz verdiği paketi bir alalım. Ne çıkacak içinden? Altın ve 20 tane malzeme çıktı. Mesela başlangıç paketi 21 liraya verip bu ebedi küreği ve içerideki cehennem silahı diyor. Çok güçlü bir silaha benziyor. Yüksek ihtimal görünümden ibarettir ama görünümlere bakalım. Baba şu görünüm güzel. Of bu efsaneymiş ya. Şu da güzel. Bu sarmadı. Bu da güzel. Oha bu çok iyi ya. Bununla bunun aynı para olması peki. Bence bu daha değerli gibi duruyor. Bu beğenmedim. Bu güzel. Beğenmedim. Bu çok basit. Mesela 1000'e alabiliyormuşuz. Bu 1000 tanesi ne kadarmış? 550'ye 1650 satıyorlarmış. Yani ortalama 500 liraya bir tane kostüm alabiliyorsunuz dostlar. Ve bu kostümler görünümden ibaret. İşte bu taşlar. Bu taşlar olayı birazcık pay to win yapan kısım olabilir. Ama ben zannetmiyorum bunların hepsini çünkü belli başlı yerlerden düşürebiliyorsunuz. Para verip hızlı bir şekilde alanlar olacaktır. Armalar falan varmış. Farklı farklı ebedi küre paketleri gibi gibi. Yani şu an gördüğüm kadarıyla çok oyunu pay to win derecesinde itecek bir mikro ödeme yok dostlar. Ne vermiş abi? Altın falan vermiş. Neyse biz görevimize devam edelim. Oğlum tamam kankam dur ben öldürürüm onları sen rahat ol. Böyle pat pat bunları öldürmesi çok zor değil zaten. Sadece bunları mı öldüreceğiz? Tamam öldürdük. Bu görevi bitirdik. Samina korktun mu kız sen? Hiç rahat ol oğlum biz varız burada. Yeni göreve gidelim. Ortam tasarımları yani oyunun genel dizaynı, o Diablo'nun karanlık hissiyatı bence çok tatlı olmuş dostlar. Benden geçer not alıyor zaten her seferinde grafikler. Ki bence güzel oyun. Ben pay to win'ken de seviyordum. Ekibinizle oynarsanız daha güzel yalnız onu birkaç kere söyledim ama hani solo MMORPG oyunlar bence sıkıcı oluyor aga. Bir klana bir loncaya gireceksiniz. Hani birazcık öyle takılacaksınız yani ya. Hani daha zevkli olur. Başkalarıyla konuşarak oynamak bir oyunu, online bir oyunu bence her türlü daha iyi. Orada bak birisi bir şeyler kesiyor ama bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi ekmeğimizdeyiz. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Büyük bir ekrana sahip tabletten oynarsanız hem yetenek kullanımı çok daha basit oluyor. Oyunu oyun deneyiminiz artıyor. Yani daha gerçek görüntülerde, gerçek yüksek grafiklerde oynayabiliyorsunuz. Bilgisayardan yetenek kullanmak bence birazcık zor. Lettuce ne yapıyorsun lan? Lettuce mı? Neysin sen? Bunları öldürecek miyiz abi? Öldürelim. Aa yanlış kullandım yine yeteneği. Heh sonradan düzeltebildim en azından. Ya WASD ile savaşması birazcık zorluyor ya. Yani belki gamepad takarsanız bilgisayardan daha rahat da oynayabilirsiniz. Ha, onu da denemek lazım. Denemedim ama. Ne diyor abi? Bir tane omuzluk çıkartmışız. Aynen şu anki kıyafetimle daha uyumlu oldu. Neyse dostlar yani Diablo Immortal'a bir ilk bakış yapmak istedim. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi ana hikayeyi Türkçe olarak takip edebiliyoruz. Ve artık yani oyun Türkçe olduğu için sizin de oynamamanız için bir sebep yok. Arkadaşım yok tek canım sıkılıyor diyorsanız da açıklamalar kısmına bıraktığım Discord sunucumuza mutlaka gelin katılın. Diablo Immortal kanalımızdan diğer oyuncularla bu oyunu oynayabilirsiniz. Unutmayın The Butcher sunucusunda oynuyor arkadaşlar. Ben siz çok isterseniz birkaç video daha çekebilirsiniz. Arka planda oynar mıyım, oynamaz mıyım? Şu an muallaktayım. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.